Abla merhabalar. Merhaba. Cumhurbaşkanı yaşanan ekonomik sıkıntıyı görüyoruz dedi. Evet. Hatta emeklilerin durumu çok sıkıntılı, onu da görüyoruz. Düzelteceğiz ileriki günler dedi. Neler söylemek istersin? Pek inanmıyorum ama düzelecek gibi de değil. Ne diyeyim, vermeden alıyor zaten. Şu anda geçim çok zor ve çok pahalı. Bana verse emekli ne kadar verecek ki? Verdiği ev kiralarına yetmiyor. Emekli en kötü ev olmuş 10 milyar, 8 milyar. Emeklinin parası 11 milyar. Hangisine yetecek? 1 milyon almayan da var. Yani almayan da var. Evet, almayan da var. Siz ne kadar alıyorsunuz abla? Ben 11'e yakın alıyorum. Kira mı? Kira. Eşiniz çalışıyor mu? Çalışıyor. Çalışmasa? İmkanı yok. Yani sokakta kaldık. Şöyle bir şey sorayım abla. Şimdi Cumhurbaşkanı biz ekonomik sıkıntıyı görüyoruz, düzelteceğiz diyor. Çalışma Bakanı diyor ki biz emekliyi, işçiyi, enflasyonu ezdirmedik diyor. Biri başka bir şey söylüyor, biri başka bir şey söylüyor. Hepsi kafasına göre konuşuyor bence. Hani ezilmemiş, onlar gibi biz lüks mü yaşıyoruz? Lüksü bırak, karnımızı doyuramıyoruz. Hiç kimse doyuramıyor. Sor buradaki insanlar hangisi memnun? Hiç kimse. Çocuğuna doğru düzgün bir şey alamıyor insanlar. Okul açlığı veremiyor. Neresi güzelmiş? Okul açlığı veremeyen bir annesin abla. O zaman sen muhtemelen belki de kırmızı et de alamıyorsun. İmkan, tavuk bile mi alamıyorsun? Önceden tavuk alıyorduk ucuz diye. Şimdi onu da alamıyorsun ki. Bütün tavuk almaya kalk yüzden fazla. Neyi alacaksın? Ne yiyorsunuz abla ya? Nasıl besleniyorsunuz? İşte, o zaman sağlıklı beslenemiyorsun yani. İmkanı yok. Var mı? Ayda bir kere tavuk alırsan alıyorsun. Başka yok. Haftada bir kere alırsan? Haftada bir açık kere verin. Nerede? Nerede? O borcunuz var mı abla? Borç yok. Kartlara. Şükret. Kartlara var. O borç değil mi? Ödemiyorsun ki, askeriyesini ödüyorsun. Ne kadar borcunuz var? Vallahi bilmiyorum, eşim kullanıyor mu? Vardır yani, bayağı var. Çünkü ne yapalım? Attırıyoruz öbür aya, öbür aya attırıp öyle geçindirmeye çabalıyoruz. Hele de kışın faturalar. Siz faiz bataklığındasınız. Resmen. Farkında mısın abla? Evet. Ama yapacak bir şeyim yok. Oy verdin mi AK Parti'ye daha önce? Verdim, vermez olaydım verdim. 31 Mart'ta bir seçim var, ne yapacaksınız? Vermeyeceğim. Kime vereceksiniz? Vallahi AK Parti'ye vermeyeceğim de hangisi olursa ona vereceğim ama vermeyeceğim. AK Parti kollarındaydım ben, kadın kollarında önceden. Ne zaman abla? Bundan 5 sene önce. Ne oldu da ayrıldınız? Ya işte bıraktım, çalışmaya başlamıştım. Ondan sonra zamanım olmadı. AK Parti bu zamana kadın kollarında siyaset yaptınız. Evet. Ve bugün AK Parti'ye oy verdiğiniz için pişman olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet, pişmanım. Pişmanım. Yine sorsalar yine pişmanım. Bu sefer verdiniz mi de evet vermiştim. Ama daha vermeyeceğim. Bitti. Hiç faydasını gördün mü? Hayır. Başkaları işte gıda yardımı almış, şu parası almış, bu parası almış. Ben o kadar koşturdum. Yemin ediyorum yol parası dahi almadım, vermediler. Bu kadar basit. Kim yedi ya? Bilmiyorum kim yedi. Yine yancıları yedi yani, bizi yemedik. Abla merhabalar. Merhaba. Cumhurbaşkanı yaşanan ekonomik sıkıntıları görüyoruz, biliyoruz dedi. Emeklilerin sıkıntılı olduğunu da görüyoruz dedi. Düzelteceğiz diyor ama neler söylemek istersin? Hayır. Tayyip, şimdiye kadar koyu Tayyipçiydim. Vermeyeceğim. Hiçbirine vermemeyi düşünüyorum. Sıfıra sıfır. Emekli misin abla? Emekliyim. Geçinebiliyor musun? Hayır. Eşim 65 yaşında. Elektrikçi, çalışıyor bu yaşta. Toparlıyor toparlıyor. Emekli mi abla? Emekli. Siz emekli misiniz? Ben de emekliyim ama geçinemiyorum. Geçinemediği için zaten eşiniz çalışıyor. Geçinemiyorum, evet. Topal topal çalışıyor. Evet. Yani topallıya topallıya işe gidiyor. Bu adalet mi? Değil. Bak, koyu Tayyipçiydim. Her sene 3 yıldır vermeyeceğim diyordum, veriyordum. Ama verdiğime çok pişmanım. Kandırıldığını düşünüyor musun? Kandırıldığımı keriz yerine koy. Yani insan olduğuma utanıyorum. Peki Cumhurbaşkanı neden böyle söylüyor? İşte mesela damadı da biliyorsun Mart-Nisan'dan güzel olacak, Nisan-Mayıs'tan güzel kandırıyor olacak işte, ekonomik anlamda. 3 yıldır kandırıyor kardeşim, 3 yıldır kandırıyor. Niye kanıyorsunuz abla? Bir dakika dur abicim, sen çocuk değilsin ki, niye kanıyorsun? Değilim ama işte diyorum ya, asla vermeyeceğim artık. Vermeyeceğim yani. Ve benimle birlikte de bir sürü kişiyi de caydırıyorum. Mümkün olduğu kadar da. Vicdan azabı duyuyor musun? Duyuyorum. Duyuyorum. Torunlarımın geleceği yok. Torunlarımın geleceği keşke yok. Torunlarının geleceğini çok önceden görseydin. Yani. Çok pişmanım. Ama yapacak bir şey yok. Çok pişmanım. Fayda etmiyor. Ben de mahşere bıraktım Tayyip Erdoğan'ı. Mahşere, bıraktım. Mahşere bıraktım hesaplaşmayı. Bu haklarımızı mahşere bıraktım. Hani ne yaptı? Bir yol yaptı. Ne abla, yaptı? Bir şey soracağım. Sağlıklı beslenebiliyor musun? Hayır, bak aldığım şeye bak. Maaş günüm. Bak ne alabildim bak. Ne aldın abla? Neler alabildim bak.
aldığım şeylere bak. Yani 150 lira. Çocuklara işte bayramda. Yani mantı. Bir kilo alamadım. Sen mantıyı bir kilo alamıyorsan kırmızı et alamıyorsun. Ya tabii ki. Tabii ki. Yani. Cumhurbaşkanı emekliler için yaşadıkları sıkıntıları görüyoruz, farkındayız dedi. Bu yıl sonuna doğru ekonomiyi de düzelteceğiz, emeklileri sıkıntıdan da kurtaracağız dedi. Yani 25 yıldan beri, 20 yıldan beri düzelmeyen şey şimdi mi düzelecek? Şöyle de bir şey var. Şimdi Cumhurbaşkanı ekonominin yıl sonunda düzeleceğini, düzlüğe gireceğini söylüyor. Hazine Maliye Bakanı 2024'te bir ekonomide daralma olacağını belirtiyor. Yani çelişkili hükümetin kabineden açıklamalar geliyor. Mesela işte enflasyon ortada. Çalışma evet. Bakanı kalkıyor diyor ki biz işçileri ve emeklileri enflasyonu ezdirmedik diyor. Emeklilere soruyoruz, geçinemiyoruz diyor. Geçinemiyor insanlar. Nasıl geçinecekler? Yani dediğiniz gibi Cumhurbaşkanı ayrı telden çalar, Hazine Bakanı ayrı telden çalarsa nasıl düzelecek ekonomi? 20 yıldan beri düzelmeyen ekonomi yıl sonunda mı düzelecekler? Yani düzeleceğini zannetmiyorum ben hiçbir şekilde. Ne olacak peki kardeşim? Yani acayip bir kaosun içerisinde. Freni patlamış kamyon gibi uçurumdan aşağı doğru uçuyoruz. Artık nerede bir durum olursa yani bir şekilde bir şeyler yıkılacak. Bir yerine bir şekilde yeni bir şeyler sistem kurulması gerekecek. Anca o zaman olması gereken yapısal reformlar olmadığı sürece gerçekten ülkeyi düzeltmek, ekonomiyi düzeltmek için bir adım atılmadığı sürece zaten hiçbir şey düzeleceğine inanmıyorum. Yani ben bugün çok fazla sektöre dokunuyorum. Evet. Çok fazla farklı sektörlere dokunuyorum. Bütün sektörlerden aldığım tek bir şey şu. Çok fazla kriz atlattık ama biz böyle bir şey görmedik diyorlar. Yani piyasada para yok, insanların elinde nakit dönmüyor. Emekli maaşı dediğiniz gibi 10 bin lira olmuş. En küçük yani kira. Paspalı. Dediğiniz gibi en paspalı ev bugün 12-13 bin lira. Ya bu insanlar biraz yüksek söylediniz. 5-6 bin lira diyelim. Emekli maaşı 10 bin lira. Adam 65 yaşında çalışamayacak güçte ne yapsın? Yani bu adam ne yapacak yani devletten başka nereden bir yardım isteyecek ama yani 10 bin lira yetmez. Neyine yetecek ki bu insanı? Bugün ben peynir alamıyorum ya böyle bir şey var mı? Yani en düşük peynir 150 lira olmuş. O da merdiven altı. Yemiyorum. Belki de sağlıksız. Evet kesinlikle yiyemiyorum. Peyniri yemiyorum ben bugün böyle bir şey var mı? Her markete girdiğim zaman şaşırdığıma şaşırıyorum artık. Şimdi markete girdim şaşırdığıma şaşırdım diyorsunuz. Cumhurbaşkanı takip ederseniz son 2 yıldan beri fahiş fiyatları önleyeceğiz diye açıklamalar yapıyor. Ama siz markete girdiğinizde etiketleri görünce şaşkına döndüğünüzü söylüyorsunuz. Kesinlikle ben bir kere bir aldım ürünü ikinci aynı fiyatı alamıyorum neredeyse. Yani hani 2 yıldan beri düzelmeyen şey 2 yıl sonunda mı düzelecek? Yani biz her zaman seçim zamanlarında şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şöyle olacak, böyle olacak diye söylenir. Seçim bittikten sonra yine aynı tas, aynı tarafa. Hiçbir şey değişmiyor yani. Ben teşekkür ederim. Ekonomiyi soruyoruz. Çok mükemmel ha. 1000 kat iyi. Nasıl abi bir izah eder misin ya? Bir dakika, ekonomi mi kaldı? Ekonomi. Ekonomi nerede? Cumhurbaşkanı şöyle diyor, bugün de konuştu hatta. Emeklilerin yaşadığı sıkıntıları görüyoruz. Aldıkları emekli maaşına geçinemediklerini de görüyoruz diyor. Bu yılda emekliler yili olarak da şey yaptı değil mi? Çok mükemmeldir. Abi bak çok doğru bir şeye dikkat çekiyorsun. Cumhurbaşkanı kalkıyor diyor ki biz emeklilerin yaşadığı sıkıntıları görüyoruz. Ondan önce de emekliler yılı ilan ediyor. Bu bizde dalga geçmek olmuyor mu ya? Herhalde ya. Yani demek ki bu da bir şeye düştük yani. Niye düştük abi? Niye düştük? Niye düştük biz hakikaten? Nereye düştük? Çamura mı düştük biz abi? Bataklıkta mıyız? Bak ben kendim hiç de şey yapmak istemiyorum. Bu ana kadar buna verdim, şey yaptım, şimdi pişmanım. Niye pişman? Ne kadar pişmansın abi? Ne kadar pişman olacağım yani. Nasıl? Bu yani bu anda var ya, 2 senede ne değişe yaptı yani. Bu kadar bir devalüasyon var ya, bu devalüasyon nedir yani? Evet. Bu kadar yani bir devalüasyon gerçekten var ya, buna kendisine soruyorum hani. Gelsin, hani düzelteceğiz diyor ya. Tamam beraber düzeltelim. Yani halk da ne istiyorsa halk yapacak ama kendi de yapacak. 80 tane diyelim iş adamının arkasına yani şey yapıp da bu ülkeyi bu şekilde şey yapamaz. 80 tane iş adamı. He. Zenginler vergi vermeyecek, fakir fukara bu vergiyi verecek. Yani bu ile mi düzelecek bu ülke? Böyle adalet kalkınma olur mu ya? Olur mu ya? Ben soruyorum hani yani en basit. Nereye gidiyoruz? Ümidin var mı ekonominin düzelmesinden abi? Abi yok ya. Gelecek mesele neslin var ya doğacak değil.
Onun da daha ne? Torunun torunu var ya, ona borç bırakıyoruz. Peki bu adalet midir abi? İnsanlara bu şekilde... Yok, hiç adalet değil. Bak ne dedim az önce. Tamam bunun var ya, iki dönemi çok güzeldi. İki dönemi gerçekten sağlığı da, şeyi de, biz de buna kandık. Kandırdı yani. Şimdi ona kandık yani. Adam kendiliğinden... Ben de şimdi bak açık açık konuşuyorum şimdi. Açıklıkta da bir şey olur. Kendim Rizeliyim. AK Parti'nin de aynı zamanda da üyesiyim. Heh. Şey yapsınlar. Ama böyle bir hükümet, böyle bir şey olmaz. Bak EYT olayını çıkarttı. Niye? EYT olayını çıkarttı kendini kurtarmak için. Kendini kurtarma baba. Adem, o anda kendim ismim de Adem. Adem idam olacak değil mi? Olsun boş ver ya. Ülke kurtarsın. Kendini düşünme, ülkeni düşün. Ülkeni düşün ya. Biz böyle bir şeyin torunlarıyız yani. Biz bu ülkeyi bu şekilde kuşe yapıldı yani. Sağ olsun. Kime oy vereceksin şimdi seçmeni? Buna vermeyeceğim da kim isterse olsun. Onu o kadar. Mi? Evet. Bu değil de yani bu parti değil de kim isterse olsun yani o kadar. Vicdanen kendini suçlu hissediyor musun? Oy verdiğin için. Şimdi şunu diyeyim sana. Oo şöyle. Hala Cumhurbaşkanlığına bile var ya. Buna oy verdik. Al bu çift verme baba ya. Niye? Ahmet. Kendini şey hissediyor musun suçlu? Suçlu herhalde hissediyoruz. Ondan sebep ben buraya konuşuyorum. Başka. Var, herhalde var. Şimdi bizim bir arkadaş biraz şey olacak. Dedi ki siz dedi veriyorsunuz size de layıktır. Ama dedi bizi de yakıyorsunuz. Özür dile o zaman buradan. Herhalde, buradan onlardan özür dile. Herhalde özür diliyoruz işte. Onlar bizim yani şeyimizi onlar şey ediyor. Başka hiçbir şey değil sayın abim. Merhabalar. Sayın Cumhurbaşkanı. Bugün emeklilerle ilgili biz emeklilerin yaşadığı sıkıntıyı görüyoruz. İleriki aylarda düzelteceğiz dedi. Ekonomiyi de düzelteceğiz. Ekonomi düzlüğe çıkacak dedi. Neler söylemek istersiniz bir vatandaş olarak? Vallahi çok inanılmazcısı gelmiyor ama yani ümit ediyoruz. En azından ümit ediyoruz. Başka bir şey yapacağımız yok. Ekonomiden siz bir vatandaş olarak memnun musunuz yok, bugüne kadar? Yok. Niye memnun değilsin abi? Emekliyiz ondan çalışmıyoruz ondan. Evet. Aldığınız emekli maaşı yeterli mi abi? Yok 12 bin lira maaş alıyoruz. Ev kira mı? Yok kendimiz. Kendiniz olmasaydı hep soruyoruz böyle de. Evet. Ne olurdu abi? Geçinemezdik. Peki evi kira olanlar ne yapıyorlar sizce? Mesela şunu soruyoruz biz söylediklerinde bankalar acayip borçlar var. Geçinemedikleri. Tabii olabilir herkesin borcu var. Halkının bu durumda olduğunu gören bir iktidar nasıl böyle bir önlem alamıyor abi? Vallahi onlara sormak lazım bilemiyorum. Yani şimdi Maliye Bakanı şunu da söylemek istiyor, hatırlatmak istiyorum. Maliye Bakanı diyor ki 2024'te bir sıkıntı yaşayacağız diyor. Daralma olacak ekonomide diyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı ekonomiyi 2024'ün sonunda düzelteceğiz diyor. Enflasyonu indireceğiz diyor. Vatandaş markete gitti mi etiketlerin sürekli değişmesinden yakınıyor. Evet hepimiz yakınıyoruz. Ama başka da memleket var mı? Yapacak bir şeyimiz de yok. Bekliyoruz. Düzelmesini yapacak ümit bir şey. Ümit ediyorsunuz. Ümit ediyoruz. Başka da bir şey dediğimiz yok. Şimdi biz zaten hep ümitle simitle olmuşuz. İnşallah olacak. Merhabalar. Bana hiç sorma. Neden? Ben konuşsam çok fena konuşurum. Tamam. Sağ ol. Geçinebiliyor mu? Geçinebiliyor mu? Yani işi söylemeye gerek yok. Her şey ortada. Her şey ortada. Ama Cumhurbaşkanı emeklilerin sıkıntıda olduğunu görüyormuş, düzelteceğini söylüyor. Çok da yalancı. Bunu. Oy verdin mi sen daha önce? Daha önce AK Parti'ye oy verdin mi amca? Verdim. Pişman. Bu kadar diyorsun, bu kadar. Yok, şunlusu yokmuş, 130 lira. Hepsi yalancılık, hırsızlık. Hepsi... Tamam. Gerek yok. Tamam.